Merhaba sevgili arkadaşlar, bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. KPSS sınavına hazırlanan arkadaşlar için yeni güncel bilgiler sorularıyla birlikteyiz. 1982 Anayasasına göre Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşmaktadır? Evet arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi 12 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilmekte, 3 üye Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmekte ve toplam 15 üyeden oluşmaktır. Cevabımız E seçeneği 15. Fatih Sultan Mehmet aşağıdaki şehirlerden hangisinin alınması halinde Kızıl Elma'ya ulaşacağına inanmıştır? Roma, Otranto, Belgrad, Viyana, Budin olarak verilmiş. Cevabımız arkadaşlar Otranto. Evet, bu Otranto nedir, nerededir? Bunun hikayesini anlatalım arkadaşlar. İslamiyet'ten sonra Türklerin Kızıl Elması yani İstanbul fethedilmişti. Hazreti Muhammed'in hadisi şerifine layık olmayı kendisine ülke edinen Fatih Sultan Mehmet ve ordusu bu ülkeye de ulaştıktan sonra Kızıl Elma Roma'daki Saint Pierre Kilisesi'ne taşındı. Çünkü burası Katolik dünyasının kalbiydi. Fatih Sultan Mehmet de bunun farkındaydı ve Otranto seferi ile Kızıl Elma'ya ulaşmak istemiştir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Milli Güvenlik Kurulu üyesi değildir arkadaşlar? Jandarma Genel Komutanı, Adalet Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı. Öncelikle bu soruyu yapmadan önce Milli Güvenlik Kurulumuzun üyelerini birlikte bir tanıyalım. Kimlerden oluşur? Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarından oluşur. Kuvvet Komutanları kimdir? Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlarından oluşur. Şıklara baktığımız zaman arkadaşlar Jandarma Genel Komutanı ibaresi var. Jandarma Genel Komutanı buradaki kuvvet komutanlarından değildir. Cevabımız A seçeneği. Osmanlı Devleti'nin Batı etkisinde yaptığı ilk caminin adı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, burada da arkadaşlar ilk Batı etkisinde yani Barok tarzı ilk cami sorulmakta. Evet, bu camimiz Nuri Osmaniye Camii'dir arkadaşlar. Barok Sultan 1. Mahmut tarafından 1748 yılında yaptırılan Nuri Osmaniye Camisi'nin inşasıyla başlayan külliyenin yapımı 1. Mahmud'un erken vefatı dolayısıyla kardeşi 3. Osman zamanında Sadrazam Mehmet Said Paşa'nın gayretiyle Mimar Simeon Kalfa ve Mustafa Ağa yönetiminde 1755 yılında tamamlanmış. İstanbul'un önemli ticaret merkezlerinden Kapalı Çarşı'nın Nuri Osmaniye çıkışında ve İstanbul'un 7 tepesinden ikincisinde yer alan cami, Hünkar Kasrı, çeşme, kütüphane, iki sebil, medrese, türbe, aşevi ve dükkanlardan oluşan külliyedir arkadaşlar. Cevabımız Nuri Osmaniye Camii demiştik. Diğer soru, Mars'ın Kılıcı isimli çizgi romandan uyarlanan karakterin Kartal Tibet tarafından canlandırıldığı 1969 yapımlı Tarkan filminin yönetmenini soruyor arkadaşlar. Bu kişi kimdir? Tunç Başaran, Kandemir Konluk, Atıf Yılmaz, Rıfat Ilgaz, Memduh Ün. Evet arkadaşlar bu kişi buradaki görsellerde de görmüş olduğunuz kişi Tunç Başaran'dır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Atatürk döneminde Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur? Evet, burada 5 tane şık vermiş. Bunların 4'üne biz üye değiliz, üye olmamışız. Bir tanesine üyeyiz ve Atatürk döneminde olmasına arkadaşlar dikkat edelim. Evet, cevabımıza bakalım. Küçük Antat A şıkkı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman, Macar, Bulgar tehlikesine karşı Yugoslavya, Romanya, Çekoslovakya ülkeleri tarafından 1921'de kurulmuştur ve Türkiye'de buna üye değildir arkadaşlar. Küçük Antant değildir.
Ben şıkkına bakalım. Locarno Anlaşması. Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ve Çekoslovakya ve İtalya arasında imzalanmış bir barış anlaşmasıdır. Buna da yine Türkiye bu anlaşmada yoktur. C şıkkına bakalım. Nyon Konferansı. Tarihimiz 1937. Türkiye, İngiltere, Bulgaristan, Mısır, Fransa, Yunanistan, Romanya, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya arasında imzalanmıştır. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler daha çok katılmış arkadaşlar buna. 1937 yılında Türkiye'de katılmıştır. Cevabımız C şık arkadaşlar. Biz Rapallo Anlaşması ve Raçonigi Anlaşması'na da bakalım arkadaşlar. Rapallo Anlaşması 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği ve Alman Cumhuriyeti arasında İtalya'nın Rapallo kentinde imzalanmıştır. Yine Türkiye imzalanmamıştır, yoktur. Ve son olarak İtalya ve Rusya 1909 yılında yani Trablusgarp Savaşı döneminde İtalya ve Rusya arasındaki anlaşmadır arkadaşlar. Cevabımızın Nyon Konferansı olduğunu söylemiştik. Ağustos 2021 tarihinde yapılan kazılarda gökbilimci ve şair Aratos'un anıt mezarının geçidine ulaşıldığı Soli Pompeolis antik kenti aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır? Kentimiz Soli Pompeipolis antik kent arkadaşlar. Bu kentimiz bizim Mersin Mezitli ilçesinde bulunmaktadır. Cevabımız D seçeneği Mersin'dir arkadaşlar. Aşağıdaki Orta Asya devlet ve başkentleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Evet, buradaki şıklardan arkadaşlar Kazakistan, Nur Sultan. Evet, bu bilgi doğrudur. Önceden başkentimiz Astana'ydı arkadaşlar. 2019 yılındaki yapılan değişiklikle Astana'nın ismi Nur Sultan olarak değiştirilmiştir. A şıkkı doğru. Türkmenistan, Türkmenabat. Evet, bu yanlıştır arkadaşlar. Türkmenabat değil, Aşgabat olacak arkadaşlar. Özbekistan, Taşkent. Azerbaycan, Bakü. Kırgızistan, Bişkek. Doğrudur. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi merkezi New York olan 1945 tarihinde kuruluşu gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler'in resmi dilleri arasında yer almaz? Öncelikle biz Birleşmiş Milletler'in resmi dillerine bir bakalım arkadaşlar. Bunlar Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolcadır. Burada şıklara baktığımız zaman Arapçanın olduğunu görüyoruz. İngilizce de var, Rusça da var, Almanca gözükmüyor arkadaşlar. İspanyolca var. Olmayan dilimiz D şıkkı Almanca. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.